yap, işlet, devret. Mega projeler. Bu ne aslında? Yap, işlet, devret demek Türkiye'nin Türkiye'deki tatbikatıyla. Yüreğimiz lime limedir. Şu otoyolları yaptınız. Bir de karayolların uzmanlarına sorun. Düz ovada virajlarla gidiyor. Niye? Projeyi kendi yapıyor. Kontrolü kendisi. Ne sahipsiz bir ülkeyi. Bütün getirdiğiniz şu elektrik santralları hepsi %20 faizle döviz getirmektir. Şimdi elektrik santralı yapmış, 1000 kilovat üretiyor, 2000 kilovat üzerinden para alıyor. Ah vaktim müsait olsa da size şu yap işlet devret tiyatrosunun misallerini bir bir saysam, içinizde bu gerçekleri bilen var, kaldı ki beni şimdi bütün milletimiz dinliyor. Ve bütün bürokrasi dinliyor. Yaşa, hoca, var ol, Allah razı olsun, bizim de yüreğimiz yanıyor diyorlar bana. Çünkü gerçek bu. Şimdi getirip bir kahramanlıkmış. Niye? Elde bir şey yok ki. Halkın aldatılması, bir şey yapılması lazım. Buyurun gelin, yolu sen yap, santralı sen yap. Ne olacak? %20-30 faizden bize borç ver. Parayı da o getiriyor. Parayı da, hepsi de hesaplanmış. %30 faizde borç almanın Türkçesi, yap işlet devret dediğiniz tatbikattaki acıklı hali bu. İşte müflis ne yapıyor şimdi? İstikbalimizi de parselliyor. Yapılan bu. Bugün elde bir şey kalmamış, dışarıya verilecek. Önümüzdeki 10 sene, 20 senede ne var? Bu modern düğün umumiyedir. Eskiden tütün verilirdi, pamuk verilirdi, üretim verilirdi. Şimdi ülkenin bütün stratejik meseleleri veriliyor. Böylece modern düğün-i umumiye çok daha ağır şartlar altında ülkenin tahribi demektir. İlle ata ısrar edilmiş. İsrar edici. Almıyorlar çok şükür ki. Yok. İlle zorla girici. Şu programdaki cümlelere bakın. Uygarlığın beşiği olan kıta Avrupa. Nereden Avrupa uygarlığın beşiği oluyor? Şu Avrupa'nın orta çağda vahşet, bugünü de vahşet. Bu ne zihniyet ya? Bu ne zihniyet? Batı camiasıyla bütünleşen bir ülkeymişim. En büyük iftarımız bu. En büyük iftarımız bu. Avrupa, Avrasya'nın ihtiyaçlarını ABD olmadan karşılayamaz. Yani Avrupa mavrupa diyoruz ama asıl abimiz Amerika'dır diyor. ABD ile geliştirmiş ortaklığın genişletim bildirmesine özel önem vereceğiz. Özel. Her şeyden önce kuzey komşularımıza büyük önem verecekmişiz. Müslüman ülkelere gelince dikkatli olacakmışız. İşte şu üç tane cümle. Amerika'ya özel, Sovyetlere büyük önem ve Müslüman ülkelere gelince dikkatli olacak. Programdan cümle. Irak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymalı, dünyayla barışmalı. Niçin? Abisi böyle istiyor. Karadeniz'deki integrasyon yabancı sermaye çekileceği arttıracak. Aklı fikri Amerika'dan, Batı'dan korkuyor ha. Rusya'yla falan birleşecek ama yo biz size parsel hazırlamak için bunu yapıyoruz. Asıl niyetimiz budur diyerek yanaşıyor korkudan. Bilmem aile planlaması benim senin. Niye? Onlar istiyor. Aile planlaması benim senecek. Ne bu aile planlaması? Nüfus azaltılacak. Görmüyor musunuz be mübarekler? Yahu Avrupalılar şimdi aman çocuk olsun, nüfusumuz artsın diye çırpınıp duruyor. Maaşlara %50 zam veriyor, uçaklarda tenzilat yapıyor. Çünkü bugün genç nüfuslar yok. Bir çalışan adam iki tane yaşlıya bakıyor. Yapılan hesaplar 40 sene sonra bir çalışanın 8 tane yaşlıya bakacağını gösteriyor. İflas ediyor, çöküyor genç nüfus olmadığı için. Türkiye'den korkuyorlar. Major'ın programı bu. Nüfus planlı. Hem de bunun için kredi bulacak. Tabii bulursun çünkü dış güçler, başta Rockefeller Vakfı olmak için cayır cayır kredi verir. Hele sen Türkiye'nin nüfusunu azalt. Bunlar nasıl? Paris şartı, Paris. Ne bu Paris şartı? Siyonizmin aleyhinde bulunmak yasaktır. Avrupa kültürünün temeli Hristiyanlıktı. Bunu koruyacağız. Paris şartı bu. Hepsi beraber toplanmışlar. Bunları sağlayacak. AGİK de bu. Avrupa Güvenliği Korumanı. İşte bu Hristiyan kültürünü korumak. Biz ne arıyoruz burada? Ya malzeme. Dolgu maddesi. Kontrol için. Ne şuursuz bir gidiş ya Rabbim.
Bak işte bu zihniyetlerle Bosna ne oldu? Azerbaycan ne oldu? Kıbrıs ne oldu? Kuzey Irak ne oldu? Şu hale bak. Bütün bunlarla milli menfaatlerimizin hepsi perişan olmuştur. Ne diyor şimdi bu programda? Bosna Hersek'te sürekli dikkat edeceğiz. Bunu yapacakmış. Yapacağı başka şey yok. Azerbaycan'da AKİK'in çabalarını destekliyor. AKİK dediği kim? Major, Fransa. Onlar ne yapıyor? Azerbaycan ortadan kaldırmak istiyor. Azerbaycan'ın iç sorunu, üzüntülüyüz. Aşması işten dileğimizdir. Şu hale bakın, şu zayıf cümlelere bakın. Kıbrıs Türk halkının haklarının güvenlik ve esenliğinin iki toplumun iki ayrı kesimde yaşayacakları siyasal eşitliğe dayalı bir ortaklık kurulması suretiyle güvence altına alınabileceğine olan inancımızı koruyoruz. Hayda! Şimdi ne demek bu? Her türlü toprak tavizine hazırız demek. Rum bunu anlamıyor mu? Yunan bunu anlamıyor. Amerika bunu anlamıyor mu? Hala ortaklıktan bahsediyor. Ne ortaklığı? Bundan sonra ortaklıktan nasıl bahsedilir? Şu millet bak şimdi beni dinliyor. Bir de beni dinlesin bak söyleyeyim. Nerede şahsiyetli dış politika? Bu meclis öyle bir hükümet kurmalı ki bir önce Birleşmiş Milletler'e ihtar vermeli. Bu çifte standardı bırak. İslam düşmanlığı politikasını terk et. Ve bu Butros Gali derhal istifa etsin. Yoksa 56 Müslüman ülke size boykot edecek. Sonra 56 tane Müslüman ülkenin temsilcisi olarak Türkiye daimi konseye delege olmam. Yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz öyle mi? Öyleyse biz 80 1,5 milyarlık Müslüman topluluk kendi Birleşmiş Milletlerimizi kendimizi kuracak. Siz bizim peşimizden koşun. Şimdi bak Bosna'da millet ne ses bekliyor? Önce bir defa Bosna derhal ateş kesilmeli ve Bosna Hersek Devleti'nin ilk statüsüne derhal dönmelidir. Aksi takdirde Almanya'nın ve Katolik aleminin Katolik Slovenya'da Hırvatistan yaptıklarını Türkiye ve İslam alemi olarak biz de Bosna için yapacağız. Bosna Hersek'e fiilen askeri malzeme dahil her türlü yardımı yapacağız. Daha da devam ederseniz Arnavutluk havaalanına 4 Müslüman ülke 25'er tane uçak göndereceğiz. İşte bu şu sahsiyeti takındığımız anda göreceksiniz dünya nasıl değişecek. Şu tarihi fırsat önümüze gelmiş. Şu program diye getirilen belgeye bakın Allah aşkına. Bu tek taşı kalmış canavara sadece yardımcılık yapacağız. Ne isterse onu yapacağız. Böyle program mı olur? Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatıyız. Milli Gençlik Vakfı. Önce ahlak ve maneviyat.